Yonaguni Adası, Yayema Adalarından bir tanesidir. Yonaguni açıkları, çekiç kafalı köpek balığı popülasyonunun fazla olması sebebiyle kış aylarında çok uğrak bir dalış noktası haline gelir. 1986'da Yonaguni'deki köpek balıklarını gözlemlemek için güzel bir yer arayan Kiyachiro Arateke tesadüfen bu eşsiz oluşumu keşfetti. İnsanlar onlarca yıldır Japonya'nın Yonaguni Adası yakınlarında görülebilecek en etkileyici doğal manzarayı kış aylarında adayı çevreleyen çekiç kafalı köpek balıkları zannediyorlardı. Ancak asıl manzara hemen aşağıdaydı ve gerçekten de muazzam bir şeydi. Takma adı Japonya'nın Atlantis'i. Üst üste konulmuş piramit benzeri anıtlara sahip binlerce yıllık oluşumlar ya da eserler. Japonya'daki en büyük gizemlerden biri, Yonaguni Adası açıklarında su altında yatan sualtı taş yapılarının kökeni ve doğasıdır. Tüplü dalış eğitmeni ve ona eşlik eden Turizm Derneği Başkanı, su altında hayatlarının keşfini yapmışlardı. Peki ama tam olarak neydi burası? ...150 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde bir alanı kaplayan muazzam bir sualtı kaya oluşumu muydu? Yani burası bize doğanın bir armağanı mıydı? Yoksa binlerce yıl önce insanlar tarafından oyulmuş monolitler miydi? Ya da yaklaşık 2000 yıl önce meydana gelen bir deprem sonrasında batan antik şehir Japon Atlantis'inin kalıntıları olabilir miydi? Bir zamanlar bu sualtı şehrinde yaşamış olan bir medeniyet var mıydı? Belki de burası çok önceleri dünyayı ziyaret eden uzaylıların mirasıydı. Arateke 25 metre derinlikte 100 yılın arkeolojik buluntularından birisini yapmıştı. Saha Japonya'nın güneybatısında kalan bir ada olan Yonaguni'nin güney kıyılarında kalıyordu. Adanın kendisi Tayvan'dan 110 kilometre uzakta, yemyeşil vahşi doğaya ve kumlu kıyılara sahip. Antik bölgenin güzelliği, adanın etrafında yürüyüş yapmanın verdiği huzur ya da derinlerdeki Yonaguni anıtını ziyaret etmek, bu doğal güzelliği seyretmek gibi ayrıcalıklar insanları uzun yıllardır buraya çekiyor. Japonya Ryukyu Üniversitesi deniz jeoloğu Masaaki Kimura, oluşumları ölçmek ve alanı haritalandırmak için 15 yıldan fazla bir süredir Yonaguni açıklarında dalış yaptı. Kimura, çalışmalarını bitirip dalış teknesine döndüğü her an burasının 5000 yıllık bir şehir kalıntısı olduğuna biraz daha ikna oluyordu. Kimura'nın her dalışı bu görüşünü sağlamlaştırıyordu. Bir sualtı mağarasında bulduğu sarkıtlar en az 5000 yıl öncesine uzanıyordu. Kimura, Haziran 2007'de bu oluşuma son kez daldı ve son görüşlerini paylaştı. En büyük yapı 25 metrelik, karmaşık, yekpare ve basamaklı bir piramit. Ben yüzyıllar önce Pasifik Okyanusu'nda battığı söylenen efsanevi ülke Lemuria'da dahil olmak üzere unutulmuş ve yok olmuş eski uygarlıklara hayran olan isimlerden biriyim. Yonaguni anıtını defalarca kez ziyaret ettim ve tamamen insan yapımı olduğunu düşünüyorum. En kötü ihtimalle bir noktasında dahi olsa burada insan müdahalesi var. Daha doğrusu akıllı bir yaşam formunun müdahalesi var. Bu sonuca varmadan önce yapıyı titizlikle inceledim. Aksini düşünmem mümkün değil. En az 2000 yıl önce inşa edilmiş. İlk inşa edildiği dönemde su altında değilmiş. Burası Japonların Atlantis'i. Kimura 2000 ile 5000 yıl önceyi işaret ediyordu. Ancak anıtın yapıldığı çamur taşının kökeni çok daha eskiye 20 milyon yıla uzanıyordu. 20 milyon yıl önce bu yapıyı bir insanın inşa etmiş olması imkansızdı. Anıtın büyüklüğünü göstermek için bir grup dalgıç bu fotoğrafı çektirmiş. Yonaguni anıtına kayaların arasındaki küçük bir tünelden giriliyor. Tünelden çıktığınızda yan yana iki büyük kaya parçası ve mükemmel inşa edilmiş sütunlar sizi karşılıyor. Burada fazla sayıda müren balığı ve kaplumbağa var. Anıttakilerin bazıları şunlar. Yüzeyin altında yükselen birbirine yakın iki sütun. Formasyon tabanını üç taraftan çevreleyen 5 metre genişliğinde bir çıkıntı. Yaklaşık 7 metre uzunluğunda bir taş sütun, 10 metre uzunluğunda düz bir duvar, alçak bir platformun üzerinde duran izole bir kaya, yıldız şeklinde bir platform, kenarında iki büyük delik olan üçgen bir girinti, L şeklinde bir kaya. Kenarlarında
Kimura inanıyordu. Bu yapı kayıp Mu kıtasının gerçek olduğuna dair bir kanıttı. Milattan sonra 1. yüzyılda kurulmuş Yamati devletinin piramitlerini, kalelerini, yollarını, hatta bir stadyum bile bünyesinde barındırıyor olabilirdi. Diğer batık şehir hikayeleri gibi Kimura'nın da iddiaları kanıtsız iddialardı. Birçok tartışmaya yol açmışlardı. Aslında Kimura'nın iddialarını destekleyebilecek keşifler de yapıldı. Yapılardaki alet izleri, istinat duvarı, yol, drenaj kanalları, kapılar, merdivenler ve de kaplumbağa şekilde oyulmuş iki anıt. Ayrıca taştan yapılmış alet kalıntıları büyük bir kabartmada burada mevcut. Ama hiçbirisinin insan yapımı olduğu kanıtlanamıyor. Masaiki Kimura, doğanın bu kadar net bir taslak bıraktığına inanmak çok zor olurdu. Ben suların içerisinde küçük bir tapınak, olası bir stadyum ve bunları birbirine bağlamak için inşa edilmiş yollar buldum. Kısmen de olsa laboratuvarımda inceleyebildiğim karakter ve hayvan anıtları parçaları var. Bu kültür Asya kıtasına has bir kültür. Okinawa taşları olarak adlandırdığımız tabletler keşfettim. Sualtı Sphinx'i olarak tanımladığım bir örnek Çin veya eski bir Okinawa kralına benziyor. Bunlar antik kentin varlığına dair gayet güçlü deliller. Dünyada şu ana dek kaydedilmiş en büyük tsunami Nisan 1771'de 40 metreden daha yükseğe ulaşmış ve Yonaguni'yi vurmuştu. Eski bir uygarlık bu kaderi paylaşmış ve suların altına gömülmüş olabilir. Kimura başlangıçta Yonaguni'nin 10.000 yaşında olduğu sonucuna varmıştı. Sonraki araştırmaları ise bu sayıyı biraz daha geriye çekmesine neden oldu. Yonaguni'ye şüpheyle yaklaşan birçok isim bu spekülasyonlara itiraz ediyor, onlara göre bu saha ne bir gizem ne de bir istisna. Onlar anıttaki düz kenarlı taşların, kum taşlarının doğal stratigrafisinden kaynaklandığını düşünüyor. Bunlar insan yapım denebilecek kadar düz bir çizgi oluyor. Başka bir deyişle yapının düz çizgileri doğanın doğal erozyon süreciyle gerçekleşebiliyor. Sonuçta doğa bazı güzel anomaliler yaratabiliyor. Anıt, antik kayıp bir uygarlığın kanıtlarını taşıyan insan yapımı piramitler içeriyor. Boston Üniversitesi matematik profesörü dalışlar yapan bir isim olan Robert Schuck, Yonaguni için şunları aktarmıştı. Ana özelliklerine bakar ve bazı yapıları dikkatle incelersek, bunların insan yapım basamaklar ya da teraslar olmadığını görürüz. Ancak bu tüm yapı için geçerli değil. Çünkü ben de bir kısmının doğal olmadığını düşünüyorum. Profesör Kimura, bir tür yazı ve resim gördüğünü söylüyor. Ancak bunlar yalnızca kayın üzerindeki doğal çizikler. Bu bölge çok sayıda fay ve teknotik faaliyetin olduğu bir yer. Düzlemler boyunca kırılma eğiliminde olan, düz kenar oluşturan kum taşları temel jeoloji ve klasik stratigrafi için güzel bir çalışma sunmuş. Yonaguni adasında incelemeler yaptığımızda tarihlendiremediğimiz ancak çok eski olduğu bariz olan birkaç mezar bulduk. Mezarlar, buradaki insanların elleriyle ve aletleriyle doğal tasarımı taklit edebileceğini ya da doğal yapıyı değiştirebileceğini gösteriyordu. Yine de bu, su altında gömülü bir kent olduğu anlamına gelmez. Japonya'nın büyük tektonik hareketlerin sıcak noktası olduğu herkesçe bilinir. Pasifik ve Filipin denizi plakası Japonya'yı içine alır. Dünyanın en aktif yanardağlarının %10'u buradadır. Bazı teoriler, burasının çok eski bir zamanda yıkılmış olan bir binanın temeli olduğu, hatta taş kesmek için inşa edilmiş bir taş ocağı olduğu yönünde. Kimisi de bu yapının muhtemelen M.Ö. 12.000'de yani çok eski bir tarihte, bu adada yaşayan Japonya'nın tarih öncesi Jomon halkı tarafından inşa edildiğini düşünüyor. Uzun süredir kayıp olan bir Pasifik medeniyetinden geriye kalanlar. Milyonlarca yıl önce volkanik patlamalarla oluşmuş olan birbirine bağlı binlerce bazalt sütun, Kuzey İrlanda Devler Kaldırımı adı verilen bu doğal güzelliği meydana getirmiş. Dünyanın başka yerlerinde belirgin bir şekilde kenarları ve düz yüzeyleri olan doğal oluşumlar var. Burada da aynı şey meydana gelmiş olabilir.
Kobe Üniversitesi'nde sismoloji alanında uzman bir isim olan Toru Oichi, Yonaguni anıtlarını ziyaret etmişti. Ben de oraya daldım, piramide dokundum. Profesör Kimura'nın anlattıkları hiç de abartılı değil. Bu yapının nasıl oluştuğunu açıklamak çok zor. Yonaguni'nin dar geçitleri, kemerli girişleri ve görünüşte paralel 90 derecelik açıları kafa karıştırıyor. Yonaguni resmi bir batık şehir değil. Belki de bu yüzden bu anıt turistleri cezbediyor. Dalgıçlar onlara zorlu anlar yaşatabilecek güçlü akıntılara meydan okuyup bu şaheseri görmeye geliyorlar. Kayalardaki birbirine paralel kırıklar ve eklem yerleri Yonaguni'nin eşsiz bir doğa oluşumu olabileceğini düşündürtüyor. Yonaguni depreme yatkın bir bölgede olduğu için bu çatlakların oluşması çok olası. Tarih öncesi dönemde Yonaguni'de taş işçileri olabileceğine dair bazı belgeler var. Ancak yine de birçok bilim insanı o dönemki insanların dev taş heykeller yapamayacağını iddia ediyor. Gelelim anıtın insan yapımı olduğuna dair kanıtlara. İlk olarak 90 derecelik açıya sahip hendek, düz kenarlı ve keskin köşeli 2 megalit. Bunlar doğal bir oluşum için çok keskin özelliklere sahip. Erozyon büyük ölçekte kenarların yumuşamasına ve kıvrılmasına neden olur. En son ne zaman mükemmel bir kaya görmüştünüz? Bu çok nadir olur. Anıtın yanında iki büyük yuvarlak delik olan üçgen bir çukur var. Bu da birilerinin kama kullanarak kayaları ayırdığını düşündürtüyor. Artan popülaritesi ve çözülmeyen gizeminin yarattığı cazibesine rağmen Japonya ya da Okinawa eyaleti tarafından hiçbir zaman önemli bir tarihi eser olarak görülmedi, tanınmadı. Onun gerçek kökenini tayin edebilmek için daha fazla araştırma yapmak gerekiyor. Bu yüzden resmi makamlar araştırma ya da koruma çalışması yapmıyor. Bu tür çabaları profesörlere ve diğer gönüllü insanlara bırakmışlar. Anıtın hikayesinin doğru olup olmadığı tartışılır. Ancak muhtemelen buraya dalacak ve bu eşsiz jeolojik fenomene yaklaşacak kadar şanslı olanlar bu güzellik karşısında kesinlikle büyülenecekler.